Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz full tekrar. Birinci dönem boyunca gördüğümüz bütün fizik konularını bu dersimizde tekrar edeceğiz. Tekrardan Bu üzerinden geçireceğiz. Anlamadığımız detaylar varsa üzerinde tekrardan konuşup eksiksiz bir şekilde dönemimizi tamamlamış olacağız. Ancak dersimize başlamadan önce size takvimimizi göstermek istiyorum. 10. sınıf Full tekrar kampımızda neler var? Hangi dersleri hangi günler göreceğiz? Buradaki takvimden sizler de ulaşabilirsiniz. Dinamo kitabından bütün dönem boyunca sizlere ödevlendirmelerinizi yaptım. Bütün derslerle ilgili olarak burada Dinamo kitabımızda çeşitli sorular görebilirsiniz. Bu kitabımızda şu anda biz elektrik akımı, daha sonrasında dirençler, lamba parlaklığı gibi konuları gördük. Ardından manyetizma, manyetizma konusunu bitirdikten sonra basınç ve kaldırma kuvvetiyle birlikte dönemi tamamlamış olduk bakın gençler. Bu kitapta ben size dalgalara kadar olan bütün kısmı ödev vermiştim. Yani bütün dönem boyunca sayfa 113'e kadar çeşitli ödevlendirmeler yaptık. 113'e kadar tamamlamadığınız yerler varsa mutlaka Dinamo kitabınızdan çözmeyi unutmayın. Konuların pekiştirilmesi açısından çok çok önemli. Yani tatil boyunca yatarsak konularda mutlaka unutmalar yaşanır. Dinamo kitabımızdan sayfa 113'e kadar eksiklerimizi tamamlamayı unutmuyoruz. İkinci döneme Dalgalarla birlikte güzel bir başlangıç yapacağız. Ancak dalgalardan önceki konuları komple bir tekrar edelim. Üzerine bir konuşalım. Aklımızda herhangi bir soru işareti kalmasın istiyorum. Gençler bütün dönem nasıl geçti? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Fizik dersiyle ilgili olarak notlarımız nasıl geldi, dönemi nasıl geçirdik, hangi noktalarda zorlandık, nerelerde problem yaşadık veya hocam şöyle yapsak daha iyi olur, böyle yapsak daha iyi olur dediğiniz önerileriniz var mı? Mutlaka aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Biz yorumlarınızı okuyoruz. Sizlerin görüşleri bizler için çok çok önemli. Yorumlarda mutlaka Belirtin. İkinci dönemde inşallah herkes çok çok yüksek notlar alır ve 10. sınıfı çok kaliteli ve başarılı bir şekilde tamamlamış oluruz. Dinamo kitabımızdan da ödevlerimizi yapmayı unutmayalım. Bakın tekrardan üzerine bastırarak söylüyorum. Dinamo kitabına nereden erişirim diye soracak olursanız aşağıdaki linkten Dinamo kitabına ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linklerden Dinamo kitabını nereden alacağınızı bulabilirsiniz gençler. Fazla uzatmadan artık dersimize başlayalım. Konumuz Fizik Full tekrar. Fizik Full tekrar dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Tabii ki de 10. sınıf maceramızı biz Elektrik akımıyla başlamıştık. Elektrik akımıyla ilgili bilmemiz gereken bütün detaylardan yine tekrardan bahsedeceğiz. Ardından manyetizma ile devam ediyoruz. Daha sonrasında basınç, basınç kendi içerisinde sıvı, katı, gaz basıncı ve akışkanlar basıncı olmak üzere birçok başlık altında inceleniyor ve son olarak kaldırma kuvveti ile birlikte birinci dönemi tamamlamış olacağız. Tekrarımızı bitirmiş olacağız. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. <laughs> Tekrar dersimize elektrik akımıyla elektrik akımının tanımıyla başlayalım. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına biz akım diyoruz. Konumuz zaten elektrik akımıydı. Elektrik akımı ile ilgili olarak tabii ki de akımın tanımını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı ile alakalı bir kavramdır elektrik akımı. Yani bakın burada bir iletken görüyoruz, silindir şeklinde gösterilmiş bize. Bu iletkenin içerisinden belirli miktarda yük geçiyor. Birim zamanda yani bir saniyede geçen yük miktarına biz elektrik akımı diyoruz. Elektrik akımı skaler bir büyüklüktür. Skaler büyüklükler neydi? 9. sınıftan hemen hatırlaman gerekiyor. Yönsüz büyüklüklerdir. Yönle ifade edilmeyen büyüklüklerdir. O yüzden elektrik akımı skaler bir büyüklüktür. Elektrik akımının birimi amperdir ve elektrik akımının değerini ölçmek istediğimizde biz amper metre dediğimiz araçla elektrik akımının değerini ölçüyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki sözel kısım oldukça önemli. Bazı arkadaşlarımız okuldaki sınavlarda hep böyle sayısal işlemli sorular geliyor diye buraları çok fazla önemsemiyor. Buralarla ilgili detaylar anlattığımızda sıkılıyor. Ancak çok çok dikkat edin bu sözel kısımlardan özellikle ÖSYM soru sormayı çok seviyor. Yani karşımıza bizim elektrik akımı ile ilgili işte birimi nedir, skaler midir, vektörel midir gibi bir soru üniversite sınavında gelebilir. Belki okuldaki öğretmenimiz bu bunun üzerinde çok fazla durmaz ama üniversite sınavında TYT sınavında böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Yani biz otururuz çalışırız çalışırız bütün hesaplamaları yaparız ancak şuradaki basit kısımdan elenebiliriz. Lütfen dikkat edelim. Elektrik akımının yönü elektronların hareket yönüne zıttır. Elektronların tersi yönünde hareket eder. Elektrik akımının yönüyle ilgili olarak Farklı söylemlerde vardır. Ee, yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru ya da pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru veya elektronların hareket yönüne zıttır şeklinde 3 tane tanımlama yapabiliriz. Elektrik akımını bir formül şeklinde yani matematiksel model ile ifade etmeye kalktığımızda I eşittir Q bölü T denklemi ifade ediyoruz. Burada Q'yu yazmak çok çok önemlidir çünkü elektrik akımı yük bölü zaman ifadesiyle bulunur. Burada zaman zaten soruda bize verilecektir gençler. Ancak şuna çok dikkat etmen gerekiyor. Zamanın mutlaka saniye olarak verilmesi gerekir. Yani bize burada yapılacak en büyük numara zamanı işte dakika cinsinden vermektir veya saat cinsinden vermektir. Hemen elektrik akımı ile ilgili bir soru geldiği zaman Zaman kısmını saniyeye çevirmeyi unutmuyoruz. Burada yükü yazarken toplam yükü yazmayı unutmayın gençler. Mesela soruda sana şöyle söyleyebilir. Atıyorum sol tarafa doğru eksi 5c, sağ tarafa doğru artı 5c verebilir. Mutlaka burada biz toplam akımı yazacağız. Yani bizim şu anda toplam yükümüz 5, 5 daha 10 tane yük vardır. Bakın burada bunların yönleri önemli değil. Burada bunların işaretleri önemli değil. Biz yükle ilgileniyoruz. Ne kadar yükün var? 5 tane eksilerden var. 5 tane artılardan var. Toplamda benim 10 tane yüküm var. Yani burada yük yerine 10 yazacağız. Aman dikkat edin bunların yönleri farklı diye, işaretleri farklı diye bunları böyle sadeleştirmeye falan kalkmayın. Toplam yükümüz bizim sıfırdır falan bunlar bu konuyla ilgili yapılacak en büyük hatalardır. Yük yerine mutlaka 10 klon yazmayı unutmuyorsun. Hemen gelelim altında yine önemli bir bilgi veriyor bize. Altındaki önemli bilgiye baktığımızda ise elektrik yükünün birimi klondur. Zaman mutlaka saniye olmalıdır. Akım amper olmalıdır. Bunun dışında bir birim verildiyse bize mutlaka burada söylenen birimlere çevirmemiz gerekiyor. Ve elektrik akımı tekrardan yazdık buraya. Ampermetre ile ölçülür ve ampermetrenin mutlaka devreye seri bağlanması gerekmektedir. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım hemen. Konuyu pekiştirecek basit bir soru karşımıza çıkıyor. Buradaki soruya baktığımızda bize diyor ki bir iletkenin S kesitinden 4 saniyede 12 klonluk eksi yük geçiyor. Buna göre oluşan elektrik akımının yönü ve değeri nedir? Oldukça basit bir soru. Pekiştirmek için hemen çözelim. Q eşittir. I bölü T şeklinde elektrik akımının değeri yazılır. Bize diyor ki S kesitinden 4 saniyede 32 klonluk eksi yük geçiyor. Yani bizim yükümüz ne kadar? 32. Ne kadar sürede geçiyor? 4 saniyede geçiyor. 32 bölü 4 işlemini yaptığımızda burada 8 amper olarak elektrik akımının değerini buluyoruz. Ancak elektrik akımının değerini 8 amper bulmak yetmez. Yönlü de söylememiz gerekir. Elektrik akımının yönü yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğrudur veya artıdan eksiye doğrudur veya elektronların hareket yönüne zıttır. Ne dersen de sonuç olarak elektrik akımının yönü bir numaradır. 8 amper bir numara yönünde elektrik akımı oluşur diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Bir yönünde 8 amper Bursa seçeneği olacak. Bakın bu sorulara çok dikkat edin. Mesela demiş ki bize 32 klonluk ne demiş bize eksi yük geçiyor. Burada tuzak olarak şöyle bir şey de diyebilirdi. Mesela deseydi ki bize 8 klonluk artı yük geçiyor. O zaman ne yapacaktık? 32 ile 8'i toplayacaktık. 40. 40 bölü 4'ten 10 amper diyecektik. Burada oluşan elektrik akımına çok çok dikkat edelim. Burada problemler yaşamayalım. Şimdi geçelim. Potansiyel fark dediğimiz kavramı öğrenelim. Birim yükün devreyi dolaşması için gerekli olan enerjiye biz potansiyel fark diyoruz. Potansiyel fark dediğimiz kavram V ile gösterilir ve birimi volt'tur. Potansiyel fark kaynaklarına biz üreteç diyoruz. Burada mesela potansiyel fark kaynağımız bakın pil, akü ya da işte burada yine pil büyük çubuk artı kısa çubuk ise eksi potansiyeli yani düşük potansiyel yüksek potansiyel bunları temsil eder. Kapalı bir devrede elektronların pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru devreyi tamamlamasını sağlayan etkiye biz emk diyoruz. Yani elektromotor kuvvet diyoruz. Elektrik akımının yönü bakın tekrardan söylemiş. Pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. Buradaki artı kutup yüksek potansiyeli eksi kutup ise düşük potansiyeli temsil eder ve voltmetre ile ölçüyoruz. Voltmetrenin mutlaka devreye paralel olarak bağlanması gerekir. Bunlar da potansiyel farkla ilgili öğreneceklerimiz. Şimdi direnç kavramına geçelim. Bir iletkenin akıma karşı gösterdiği zorluğa biz direnç diyoruz. Direnci günlük hayatımızda veya işte elektrik devrelerinde biz burada gördüğü gibi üzerinde işte kırmızı, siyah, kahverengi renkler olan buradaki yapı gibi direnci görürüz biz. Ancak direnç elektrik devrelerinde yani modelleme olarak böyle zigzaglı çizgiler şeklinde gösterilir. Çünkü direncin tanımı nedir? Akıma karşı gösterilen zorluk demektir öyle değil mi? Yani böyle düz bir kablo değil de zigzaglı yaptığın zaman daha sıkıntılı bir devre elemanı yapmış olursun. O yüzden böyle zigzaglı gösterilir devre elemanı üzerinde. R harfiyle gösterilir ve birimi 10'dur. Direnç Rho L bölü A ifadesiyle bulunur. Burada karşınıza Rho L bölü A ile ilgili olarak sayısal hesaplamalı bir soru da gelebilir. Yorum sorusu da gelebilir. Yani direnci etkileyen faktörler nelermiş? Rho direncin yapıldığı madde. L direncin uzunluğu. A ise direncin kesit alanıdır. Burada biz bir yorum sorusunu çözebiliriz. Yani direncin değeri uzunlukla doğru orantılıdır. Uzunluk artarsa direncin değeri de artar. Daha dirençli bir devre elemanı elde etmiş olursun. Kesit alanı büyüdüğünde ise direncin ne olması gerekir? Küçülmesi gerekir. Ters orantılıdır. Burada ro ise direncin yapıldığı maddedir. Direncin yapıldığı madde de yani demirden mi yapılmış, alüminyumdan mı yapılmış yapıldığı madde de yine direncin değerini etkiler. Ve direnci etkileyen bir diğer faktör de sıcaklıktır. Sıcaklık artarsa direnç genellikle artar demişim. Yani burada %100 bir kesinlik belirtmiyorum. Karşınıza sorularda çıkarsa hangisi olabilir, hangisi mümkündür gibi bir yorum sorusu çıkarsa sıcaklığın arttığında direncin de genellikle artabileceğini söyleyebilirsiniz yorum sorularında. Şimdi Dirençlerin bağlanmasına bakalım. Dirençler devreler üzerinde çeşitli şekilde bağlanabilir. Mesela burada olduğu gibi A ve B noktaları arasını tek bir yoldan gidebiliyorsak buna seri bağlama denir. Buradaki dirençler birbirine seri bağlanmıştır. Bu yüzden bu dirençlerin eş değerini bulurken matematiksel olarak R1 artı R2 artı R3 işlemini yaparak buradaki eş değer direnci bulabiliriz. Mesela atıyorum buradaki direncin değeri 1 ohm. Buradaki direncin değeri 2 ohm. Buradaki direncin değeri 3 ohm. Bize eş değer direnç nedir dediği zaman bunları matematiksel olarak toplayacağız. Yani 3, 2 daha 5 1 ile topladık. Toplamda 6 ohm kadardır eş değer direncimizin değeri. Şimdi paralel bağlamaya bakalım. Paralel bağlamaya baktığımızda ise bakın A ve B noktaları arasındaki seyahatimiz üç farklı yoldan gerçekleşebilir. Yukarıdan gidebilirim, ortadan gidebilirim, aşağıdan gidebilirim. Bu şekilde karşımıza farklı alternatifler çıktığında biz buna paralel bağlama diyoruz. Ve paralel bağlamada 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 1 bölü R2 ve 1 bölü R3 bunların toplamı şeklinde 1 bölü R eş ifade edilir. Bakın burada çok dikkat ediyorsun. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 işlemini yaptığın zaman çıkan sonucu ters çevirmen gerekir eşdeğer direnci bulman için. Çünkü senin bulduğun sonuç 1 bölü R eşittir. Buralarda herhangi bir problem yaşamayın. Şimdi geçelim ohm yasasına bakalım. Ohm yasasına baktığımızda ise şunu görüyoruz. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışma sonucunda voltun değerini arttırdığımızda akımın da değerinin arttığını görüyoruz. Yani potansiyel fark ve akım bunlar doğrusal bir şekilde artıyorlar ve ikisi arasındaki oran sürekli olarak sabit kalıyor. Yani atıyorum volt 2 olduğunda amper 2, volt 3 olduğunda amper 3. Volt 4 olduğunda amper 4. Şimdi bunların arasındaki oran sabit değil midir? Sürekli olarak bir sonucunu vermez mi? Verir öyle değil mi? Sürekli olarak sabit kalıyor ve bu aradaki oran ve bu sabit olan sayı direncin değerine eşittir. O yüzden diyoruz ki biz V bölü I oranı sabit bir sayıya yani direnci eşittir. Buradan denklemi düzenlediğimizde V eşittir I çarpı R karşımıza çıkıyor. Bunu vır şeklinde okumak daha kolaydır. Tabii ki de şu haliyle aklımızda tutmak om yasasını biraz daha problemli. Ancak buna böyle vır dediğimiz zaman soruları çözerken daha rahat ederiz. Burada ve potansiyel farktır i akımın değeridir. R ise dirençtir. Yani akımla direnci çarptığımızda bize o devre elemanı üzerindeki potansiyel farkın değerini verir. Şimdi Ohm yasasını da tamamladıktan sonra seri ve paralel bağlı devrelerde bu Ohm yasası ile ilgili biraz konuşalım. Şimdi buraya baktığımızda dirençler birbirine seri bağlanmıştır. Öyle değil mi? Dirençler birbirine seri bağlandığı zaman bakın burada pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru seyahate çıkan elektrik akımı tek bir kol üzerinden bütün dirençlerin üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. Karşısına başka bir alternatif çıkmıyor. Buna seri bağlama denir. Yani bakın buradaki elektrik akımı bütün dirençlerin üzerinden geçiyor. Hepsinin üzerinden aynı elektrik akımı geçiyor. Bu yüzden seri bağlı devrelerde akımlar birbirine eşittir. Yani R1'in üzerindeki akım R2'nin üzerindeki akım, R3'ün üzerindeki akım bunların hepsinin değeri birbirine eşittir. Peki burada paylaşılan nedir? Potansiyel fark paylaşılır. Onu da nasıl bulursun? R1, I1 bize R1 direnci üzerindeki potansiyel farkı, R2 ve I2'nin çarpımı V2 potansiyelini R3 ve I3'ün çarpımı ise V3 potansiyelini bize verir. Yani bildiğimiz V'ı burada kullanıyoruz. Yani toplam potansiyel V1, V2 ve V3 olarak paylaştırılmıştır. Bu üçünün toplamı bize pilin değerini yani toplam potansiyeli vermiş olur. Şimdi paralel bağlı devrelere bakalım. Paralel bağlı devrelere baktığımızda ise gençler burada pilden yola çıkan akım 2'ye ayrılıyor görüyor musunuz? Bakın akım tam bu noktaya geldiğinde karşısına 2 tane alternatif çıkıyor. O yüzden burada akımı biz 2'ye bölüştürüyoruz. Burada akım 2'ye bölündüğü için ne diyeceğiz biz? Toplam akım I1 artı I2 şeklinde dağılır. Yani 2'ye paylaştırılır. Burada I1 ve R1'i çarptığımızda V1 potansiyelini I2 ile R2'yi çarptığımızda ise V2 potansiyelini bulmuş oluruz. Ve kesinlikle bakın gençler V1, V2 ve V toplam bunların değerleri birbirine eşittir. Şimdi bunu da öğrendikten sonra size ufak bir ipucu vereyim. Soruları çözerken gençler devreye baktığınızda devrede eğer Seri bağlı dirençler, seri bağlı devre elemanları görüyorsanız, bunların akımlarının birbirine eşit olduğunu unutmayın. Hemen akımları hepsinin birbirine eşittir deyip buradan soruyu çözmeye çalışın. Ancak karşınıza paralel bağlı bir devre çıkıyorsa, paralel bağlı devrelerde ise voltajlar birbirine eşittir. Hemen düzeltelim bakın burayı. Hemen düzeltiyoruz. V toplam eşittir V1, o da eşittir V2 kadardır aman dikkatimizden kaçmasın. Paralel bağlı bir devre karşımıza çıktığında ise toplam potansiyeller birbirini eşittir diyoruz. Ve soruyu buradan çözmeye çalışıyoruz. Şimdi buraya kadar olan kısımda size... Dirençlerin bağlanmasından bahsettik. Potansiyel fark kavramından, seri bağlı, paralel bağlı devrelerden bahsettik. Şimdi üreticilerin tükenme süresi, elektriksel güç ve elektrik enerjisi ve lamba parlaklığı ile devam edelim üreteçlerin tükenme süresi çok akım veren üreteç kısa sürede az akım veren üreteç ise uzun sürede tükenir yani oldukça düz bir mantık bir üretecin üzerinden çok fazla akım geçiyorsa tabii ki de ne olacaktır çabuk bir sürede tükenecektir öyle değil mi ancak üzerinden az bir akım geçiyorsa daha tasarruflu kullanırsın. Bu yüzden ne olacaktır? Daha uzun sürede tükenecektir. Şimdi geçelim elektriksel güç ve elektrik enerjisi dediğimiz kavrama. İlk önce elektriksel güçten bahsedelim. Elektriksel güç dediğimiz kavram i kare r, v kare bölü r ya da i çarpı v şeklinde ifade edilebilir. Burada elektriksel güç kavramını zamanla çarptığımızda biz neyi buluyoruz? Elektrik enerjisi elde etmiş oluyoruz. Yani burada elektriksel güçle ilgili olarak 3 tane formülden de bulabilirsin. Elektrik devresine baktığında hangisi daha kolayına geliyorsa o formülden buluyor. Yani devre seri bağlandıysa akımlar eşittir i kare r'den çözmek daha faydalıdır, daha keyiflidir. Ancak devreye baktığında devre paralel bağlandıysa potansiyel farklar birbirine eşittir. O yüzden v kare bölü r'den çözmek daha mantıklıdır. O yüzden elektriksel devrenin şekline göre, bağlanma yapısına göre istediğin üç formülden birini kullanabilirsin elektriksel gücü bulabilmek için. Elektriksel gücü bulduğun anda süreyle de çarptığında elektrik enerjisini hesaplamış olursun. Tekrardan bakın buraya belirtelim. T ile ilgili olarak bir tane de burada T'miz var. Mutlaka T'nin yani zamanın saniye cinsinden olmasına dikkat ediyoruz gençler. Şimdi lamba parlaklığı lambaların gücüyle doğru orantılıdır. Yani lamba ne kadar güçlüyse gücünü de nereden belirliyoruz? Biz bakın burada 3 tane denklem öğrendik. Lambanın gücünü belirleyebiliriz. Lambanın gücü ne kadar fazlaysa lambanın parlaklığı da o kadar fazladır. Daha parlak bir şekilde yanar. Şimdi Karşımıza basit bir soru çıkıyor hemen. Şekildeki elektrik devresinde 3 ohmluk direncin 4 dakikada yaydığı ısı enerjisi kaç jüldür? Bir kere soruyu okuduğumuzda hemen gözümüze bir noktanın çarpması gerekir. Bakın burada ne diyor bize? 4 dakika diyor. 4 dakika olmaz. SI birim sisteminde zamanın birimi saniyedir. O yüzden hemen çeviriyoruz. 4 dakika dediğimiz şey nedir aslında? 4 çarpı 60 eşittir 240 saniyedir. Hemen 240 saniye olarak düzeltmemizi yapalım ve soruya öyle devam edelim. Bize ne soruyor şimdi? 4 dakikada yaydığı ısı enerjisi ne kadardır diyor. Burada genel bir tekrar yapmak istiyorum ben. Tüm dirençler üzerindeki potansiyel farkı elektrik akımını bunların hepsini bir bulalım bakalım. Çünkü bu zamana kadar yani bu ders için buraya kadar olan kısımda sizlere elektrik akımından potansiyel farktan dirençten daha sonrasında dirençlerin bağlanma şekillerinden elektrik devresi seri olursa ne olur paralel bağlı olursa ne olur bunların hepsinden bahsettik. Şimdi bunların soruya dönüşmüş halini bir tekrardan hatırlayalım. Karşımıza böyle bir soru geldiği zaman ilk önce gençler toplam akımı bulalım. Çünkü toplam akımı bulacağız. Ne yapacağız? dağıtacağız, paylaştıracağız. Ona göre soruyu çözeceğiz. Bunu da bulabilmenin tek bir tane yolu vardır. V eşittir I çarpı R. Bakıyorum toplam voltajım ne kadar? 24. Toplam akımım ne kadar? Bilmiyorum. R yerine yazacağım. Toplam direnci yani eşdeğer direnci yazmam gerekir. Burada olduğu gibi dirençler birbirine paralel bağlandığı zaman ne yapıyoruz? Bakın iki tane direnç varsa iki direnç varsa ne yapabilirim ben? Çarpımları bölü toplamlarıyla R eşi bulabilirim. Yani 6 çarpı 3 18. 6 artı 3 9. 18 bölü 9'dan ne geldi burası? 2 ohm olarak geldi. Şimdi bakın gençler 6 ve 3'ü kaldırdık. Bunları kaldırdık. Bunların eşdeğeri olan 2'yi buraya yazdık. E bu 2 yandaki 6 ile nedir birbirine? Seri bağlıdır. Seri bağlı olduğunda doğrudan toplama işlemimizi yapıyoruz. Ve R eş yerine burada 8 ohm yazıyoruz. Buradan i toplam eşittir 3 amper olarak bulunur. Yani pilin Artı kutbundan yola çıkan elektrik akımımız ne kadarmış? 3 ampermiş. Hemen gösterelim. Burada artı kutbundan yola çıkan elektrik akımımız ne kadar? 3 amper. Burası da ne oldu? 3 amper. Bakın tam bu noktaya geldiğimde 3 amperi ne yapacağım ben? Yukarı ve aşağı olacak şekilde dağıtacağım. Bakın buraya kadar olan kısımda ampermetrenin üzerindeki okunan değer nedir derse söylerim. 3 amperdir derim. 6 ohm'un üzerindeki Elektrik akımımız ne kadardır? 3 amperdir bunu söyleyebiliriz değil mi? Çünkü bunlar birbirine seri bağlanmış. Seri bağlılarda akımlar birbirine eşittir. Şimdi bu 3 amperi dağıtmamız gerekir. 3 amperi dağıtırken şunu unutmayın. Çok olan dirençten az akım geçer, az olan dirençten de çok akım geçer. Buna göre dağıttığımızda yukarıdakinden 1 amper, aşağıdakinden ise 2 amper geçtiğini görürsün. Hemen kendini kontrol etmen gerekir. Niye kontrol ediyorsun? Doğru paylaştırıp paylaştırmadığından emin olman gerekiyor. Yukarıya baktığımızda 1 kere 6, 6 volt var. 2 kere 3 burada da 6 volt var. Paralel bağlı devrelerde ne demiştik gençler biz? Voltajlar birbirine eşit olacak demiştik öyle değil mi? 6'yı 6, demek ki doğru paylaştırdık. Şimdi buraya gelelim. 3 kere 6 ne yaptı burası? 18 volt yaptı. Toplam 24'ü vermesi gerekir. Burada 18 volt var. 6 volt, 6 volt. Tek bir tanesini alacaksın. Bunlar çünkü paralel bağlı. 18 ile de 6'yı topladığımızda bize neyi veriyor? 24'ü veriyor. Şu anda herhangi bir problem yok. Bakın soru üzerinde bütün dirençlerin üzerindeki elektrik akımını ve voltlarını tamamını bulmuş olduk. Şimdi asıl sorumuza geri dönelim. 3 ohmluk direncin 4 dakikada yaydığı ısı enerjisi nedir diyor. Isı enerjisini bulurken nasıl hesaplıyorduk biz? Güçle zamanı çarpıyorduk değil mi? Güçle ilgili olarak 3 tane denklemimiz var. O 3 denklemden bir tanesini kullanabilirim. Ben i kare çarpı r'yi kullanmak istiyorum. Çarpı zaman. i kare hemen geliyorum. 3'ün üzerindeki akım değeri nedir? 2. Karesini aldım ne geldi? 4. R ne kadar? 3 çarpı t yerine ne yazacağım ben? 240. Buradan da 2880 jul olarak biz 4 dakikada yaydığı ısı enerjisini hesaplamış oluruz. Güzel bir soruydu bence. Yani basit bir soru, zor bir soru değil. Ancak kavramları tekrar etmek için önemliydi. Dirençlerin bağlanmasını, akım bulmayı, potansiyel fark bulmayı, güç bulmayı, güçle zamanı çarpıp enerji bulmayı, yani bu zamana kadar buraya kadar olan kısımla ilgili tekrar yapacağımız iyi bir soruydu. Şimdi Geçelim bir diğer sorumuza bakalım. Buraya baktığımızda ise iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler özdeş lambalarla 1, 2 ve 3'teki gibi bağlanmıştır. X, Y, Z lambalarının parlaklıklarını diyor ki size kıyaslayın diyor. Şimdi lamba parlaklığı ile ilgili neyi biliyorum ben? Lambaların parlaklığı lambaların gücüne bağlıdır gençler. Gücü de nasıl ifade ediyoruz biz? P eşittir i kare çarpı R ya da V kare bölü R veya I çarpı V şeklinde biz gücü ifade ediyoruz. Öyle diyelim burada gücü biz üç farklı şekilde ifade edebiliriz. Buradan yola çıkarak biz ne yapacağız? Buradaki lambaların güçlerini bulacağız. Gücü en fazla olan lamba tabii ki de daha parlak yanar. Genellikle gençler bu lamba parlaklığı sorularında size denir ki iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçler. Yani bunlar birbirinin hepsi özdeş üreteç özdeş lamba. O yüzden burada r'ye dikkat etmene gerek yok. Bakın r'nin şurada üzerine çizmek istiyorum. Yani şöyle diyebilirim bak. Güç akımla orantılıdır. Güç voltajla orantılıdır diyebilirim. Bak bunu ne zaman diyebilirim ama soruda bize derse ki özdeş lambalarla kurulmuştur elektrik devresi derse bu hareketi yapabilirim. Çünkü lambaların özdeş olması lambaların İç dirençlerinin R'lerinin birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Benim burada R'ye dikkat etmeme gerek yok. Akımı fazla olan daha parlak yanar veya potansiyel farkı fazla olan daha parlak yanar şeklinde soruyu çözebilirim. Ben genellikle sorularımı çözerken bakın bu ikinci yoldan çözmeyi tercih ediyorum. Yani e, buradaki lambaların üzerindeki potansiyel fark fazlaysa gücü de fazladır diyorum. Hemen sorumuza dönelim. Buradaki üretece baktığımızda 3 tane üretecin birbirine seri bağlandığını görüyoruz öyle değil mi? Hemen burada üreticilerin bağlanma şekilleriyle ilgili kısa bir tekrar yapalım. Üreticiler birbirine seri bağlandıkları zaman ne yapıyorduk biz? Eğer düz bağlandıysa hepsini toplarsın. Ters bağlananlar varsa birbirinden çıkarırsın. Düz mü ters mi bağlanmış nereden anlayacağız? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Bakın herhangi bir çakışma yok. Dikkat ediyor musun? Bak mesela burada eksi eksi olsaydı veya artı artı kafa kafaya gelseydi ters bağlanmıştır diyecektim. Ancak bir tekerleme gibi eksi artı eksi artı şeklinde gidiyor. O yüzden bu bir düz bağlamadır. Burada ne vardır? Toplam 3 volt vardır. Bu 3 volttan sadece kim yararlanacak? Buradaki X lambası yararlanacak. Yani bu adamın üzerindeki potansiyel fark nedir? 3 volttur. Şimdi gelelim ortadaki şekle. Ortadaki şekle geldiğimde ise üreteçlerin birbirine paralel bağlandığını görüyorum. Üreteçler birbirine paralel bağlandığında gençler ne yapacağız? Tek bir tanesini muhatap alacağız. Yani diğerlerinin bir önemi yok. Çünkü birbirine paralel olacak şekilde buraya bin tane de üreteç bağlasan bu üreteçlerin eş değeri nedir? Sadece tek bir tanesini eşittir. Bunu unutmayın. Şimdi burada V kadarlık bir potansiyel var. E buradaki lambalar da paralel bağlanmış. Bakın şu anda elektrik devresinin tamamı birbirine paralel. Paralel bağlı devrelerde ne demiştik biz? Voltajlar birbirine eşittir. O yüzden burası da V'dir, burası da V'dir. Yani Y'nin üzerinde de ne varmış? V kadarlık bir potansiyel varmış. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafa geçtiğimde ise biraz daha karmaşık bir devre gibi gözüküyor ama hiç değil. Hemen bakalım buraya. Burada V var. Burada V var. Burada da V var. V ve birbirine paralel bağlanmış. Sadece tek bir tanesine dikkat ederim. Daha sonrasında bu tek bir tanesi de yanındaki ile birbirine seri bağlanmıştır. Çakışma var mı? Birbirine bakan kısımlara bakıyorum. Çakışma da yok. O zaman buranın toplamı ne kadar yapar? 2V yapar. Bakın birbirine paralel olanlarda Tek bir tanesini alıyorsun. Tek bir tanesini aldın. E Yanındaki ile de seri bağlı. Seri bağlı olduğunda da topluyorsun çakışma yoksa. 2V kadar bulmuş oluyorsun. Şimdi bu 2V ne olacaktır? Bu 2V'den buradaki 2 tane lamba yararlanacak. 2 tane lamba paylaştırılacak. Lambalar özdeş olduğu için kardeş kardeş paylaşırlar. O yüzden buraya V, buraya da V kadar diyorum. Şimdi sorumuzu çözelim. Bariz bir şekilde X'in en parlak yandığını görüyoruz öyle değil mi? Buradaki X lambası en parlak yanar. Y ve Z'nin potansiyelleri birbirine eşit olduğu için bunlar da eşit miktarda yanacaktır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Adana seçeneği olacaktır gençler. Bakın bu soruda da birçok şeyi tekrar etmiş olduk. Üreteçlerin bağlanma şekillerine baktık. Daha sonrasında gücü kullanarak lamba parlaklığı sorularını nasıl çözüyorduk? Tekrardan bunu bir hatırlamış olduk. Şimdi geçelim mıknatıslık ve manyetik alan dediğimiz kavrama bakalım. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere biz mıknatıs diyoruz. Tekrardan bir daha buraya da yazalım mıknatıs diyoruz. Mıknatısın mıknatıslık özelliğini en çok gösterdiği yere mıknatısın kutupları denir ve mıknatısın N ve S olmak üzere mutlaka iki kutbu vardır. Tek kutuplu mıknatıs asla ve asla olmaz gençler. Buraya baktığımızda N ve S olmak üzere bakın mıknatısların kutupları gösterilmiş. Bu kutuplar Mıknatısın mıknatıslık özelliğini en çok gösterdiği yerdir. Mıknatıslık özelliğinden kastımız nedir? Yani demir, nikel, kobalt gibi cisimleri çekme özelliğini en çok gösterdiği yer mıknatısın bu kutuplarıdır ve asla tek kutuplu mıknatıs olmaz. Tek kutuplu mıknatıs göremezsin. Yani şöyle bir çubuk mıknatıs göremezsin. Mutlaka N varsa S de vardır. S varsa N de vardır. Zaten aksi takdirde buna mıknatıs diyemezsin. Tek kutuplu mıknatıs olmaz. Şimdi gelelim biz manyetik alan çizgilerine. Öncelikle manyetik alan çizgileri nedir? Bundan bahsedelim. Buradaki Çubuk mıknatısının etrafına demir tozları serpiştirildiğinde demir tozların böyle asker gibi düzenli bir hal aldığını, burada böyle bir halkalaşma yapısı olduğunu görüyoruz. Bu halkalaşma yapısının nedeni mıknatısın manyetik alan çizgileridir. Bunlar mıknatısın manyetik alanı sayesinde olur. Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir ve birbirini asla kesmezler. Manyetik alan çizgileri N'den dışarıya doğrudur, S'nin içine doğrudur ve manyetik alan B harfi ile gösterilir. Üzerine de ok işareti çiziyorum. Vektörel bir kavram olduğunu unutmayın. Bakın gençler buradan karşınıza ilerleyen yıllarda çok değil. Burada yarım dönem sonra 11. sınıf olacağız. Ve tyT sınavıyla tanışacağız biz. tyT sınavına yavaş yavaş hazırlanmaya başlayacağız. TYT'de böyle bilgi soruları oldukça sık karşımıza çıkıyor. Yani manyetik alan çizgileri ile ilgili üç tane bilgi verip bize hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır gibi sorular karşımıza çıkacak. Buralara dikkat edelim. Sözel kısmı önemseyelim. Buradaki çubuk mıknatısların manyetik alan çizgilerini göstermek istiyorum. Manyetik alan çizgileri her zaman N'den dışarıya doğrudur. N'den dışarıya doğru çıkan çizgiler vardır. S'den ise içeriye doğru girecek şekilde gösterilir. Yani bir çizgi bir noktadan dışarıya doğru çıkıyorsa orası mıknatısın N kutbudur. Bir çizgi o noktanın içine doğru girip saplanıyorsa orası ise mıknatısın S kutbudur. Bakın buradaki çok çok basit bilgiden bile karşımıza birçok soru çıkıyor dikkat edelim. Şimdi aralarında oluşan kuvvete bakalım bir de. Mıknatısların tabii ki de birbirine uyguladıkları bir manyetik kuvvet vardır. N ve S kutupları zıt kutuplar birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar ise birbirini iter. Bu itme ve çekme nedir? Bir kuvvettir öyle değil mi? Bu kuvveti etkileyen bazı olaylar var. Hemen bakalım. Bulundukları ortamın manyetik geçirgenliği ile doğru orantılıdır. Kutup şiddeti ile doğru orantılıdır. Aralarındaki uzaklıkla ters orantılıdır gençler. Yani aralarındaki uzaklık ne kadar küçük olursa birbirlerini daha sağlam bir şekilde çekerler. Mıknatısın kutupları ne kadar etkiliyse, ne kadar sağlamsa aralarındaki çekim kuvveti de tabii ki de o kadar sağlam olacaktır. Şimdi karşımıza hemen basit bir soru çıkıyor. Bu basit soruya bakalım. Diyor ki yandaki şekli görüyoruz zaten. Yandaki şekle baktığımızda buradaki mıknatısların Manyetik alan çizgileri gösterilmiş. Buna göre bu mıknatısın kutuplarını belirleyin diyor. Ne demiştim gençler ben size? Manyetik alan çizgileri bir noktaya saplanıyorsa orası S kutbudur. Manyetik alan çizgileri bir noktadan dışarıya doğru çıkıyorsa orası N kutbudur. E tek kutuplu mıknatısı olmaz. Sen bir kutbuna S dediysen bir kutbuna ne diyeceksin? Bir kutbuna N dediysen diğer kutbuna S diyeceksin. E burada şu anda her şeyi belirlemiş olduk. Hemen bakalım. Mıknatısın bir numaralı bölgesi ne demiş? En kutbudur demiş. Yanlış. Mıknatısın iki numaralı bölgesi S kutbudur. Doğru. Mıknatısın bir numaralı bölgesi S kutbudur. Doğru. Mıknatısın iki numaralı bölgesi en kutbudur. Yanlış. Cevabımız ne olacak gençler? 2 ve 3 olacak. Bakın oldukça basit bir soru. Aman kaçırmayalım. Şimdi akım ve manyetik alana geliyoruz. Akım ve manyetik alana geldiğimizde ise üzerinden akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşur. Tamamen tesadüf eseri bulunmuş bir sonuçtur aslında. Üzerinden akım geçen bir tel var. Bu tel etrafındaki pusulaları hareketlendirmiş. Etrafındaki pusulaları hareketlendirince buradaki telin de üzerinden akım geçen telin de bir mıknatıslık görevi gördüğü düşünülmüş. Bu yüzden üzerinden akım geçen bir telin etrafında da bir manyetik alan oluşuyor. Burada üzerinden akım geçen bir tel de bir mıknatıs görevi görür. Ardından bobin elektromıknatıs benzer mantıkla tasarlanmış bir yapıdır. Burada da yine üzerinden akım geçen bir tel görüyoruz ancak teli sarmışız. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Bir silindir var. Silindirin üzerine böyle teli sardığımız zaman ve bunu bir pile bağlayıp şuradaki anahtarı kapattığımızda telin üzerinden akım geçer öyle değil mi? Telin üzerinden akım geçtiğinde buradaki silindir de bir mıknatıslık görevi görür. Buradaki silindirin de bir manyetik alanı oluşur. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada şu olaya dikkat ediyoruz. Tabii ki de üzerinden ne kadar fazla akım geçerse o kadar fazla manyetik alan oluşmuş olur. Üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. Bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ el kuralına göre 4 parmak hemen yazalım 4 parmak akım baş parmak ise B yani manyetik alanın yönünü verir. Karşımıza böyle bir soru geldiği zaman bu şekilde yorumlamayı unutmuyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ise bakalım buradaki silindirin üzerinde oluşan manyetik alan nelere bağlıdır? Hemen bu kavramlardan bahsedelim biz. Akım ile tabii ki de doğru orantılıdır. Bobinin uzunluğu ile ters orantılıdır. Sarım sayısı ile yine doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Yani akım artarsa manyetik alanın değeri artar. Sarım sayısı daha sık bir şekilde sararsak manyetik alanın değeri artar. Bobinin uzunluğuyla ters orantılıdır. Yani buradaki sarım uzunluğu aslında sarım uzunluğu demek daha doğru. Daha uzun bir sarım yaptığımızda burada oluşan manyetik alanın değerinin de düştüğünü göreceğiz. Şimdi basınç kavramı karşımıza çıkıyor. Basınç dediğimiz kavram ise katılarda zemin yatay ise basınç kuvveti nedir gençler? Ağırlığa eşittir ve basınç dediğimiz kavram birim yüzeye etki eden dik kuvvet demektir. O yüzden basıncı P eşittir. F bölü A şeklinde ifade etmiştik. Katılarda ne dedik biz? Uygulanan kuvvet ağırlığa eşit. Yani katılarda basıncı G bölü A şeklinde ifade edebiliriz. Yani katı bir cismin yüzeye uyguladığı basınç ağırlığıyla doğru orantılıdır. Yüzey alanı ile ters orantılıdır mutlaka. Şimdi pekiştirmek için karşımıza basit bir örnek çıkıyor. Buradaki yapıya baktığımızda şu andaki basıncı P'ymiş, basınç kuvveti ise F'miş. Bu cismi ters çevirdiğimizde basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Öncelikle basınç kuvvetini yorumlamak istiyorum. Basınç ve basınç kuvveti kavramları oldukça sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Basınç kuvveti dediğimiz kavram basınca neden olan kuvvettir. Katılarda basınca neden olan kuvvet nedir? bir katı hangi özelliğinden dolayı basınç uyguluyor? Tabii ki de ağırlık. Bu yüzden katılarda ağırlık doğrudan basınç kuvvetine eşittir. Yani bu adamın ağırlığı buradayken de g'dir. Ters çevrildiğinde de yine bu adamın ağırlığı g'dir. Bu yüzden basınç kuvveti ne diyeceğiz biz? Değişmez diyeceğiz. Ancak basınç sadece ağırlığa bağlı değil. Ağırlık ve yüzey alanına bağlı. Ağırlık değişmiyor tamam. Ancak yüzey alanıyla ters orantılı. Yüzey alanının genişlediğini görüyorum. Daha geniş bir yüzey alanında basınç nedir? Daha düşüktür. Bu yüzden basınç sağ taraftaki görselde daha düşük olacak. Sağ taraftaki görselde azalır diyeceğiz. Şimdi karşımıza pekiştirmek için bir soru çıkıyor. Soruya baktığımızda Kesit alanları S ve 2S olan türdeş ve içi dolu KLM cisimleri şekildeki gibi üst üste konulmuştur. Cisimler özdeş olup K'nın L'ye uyguladığı basınç P kadardır. Şimdi gençler şuraya dikkat ediyoruz. Cisimler neymiş? Özdeş. Özdeş olduğu için her birinin ağırlığına ben rahatlıkla GG kadardır diyebilirim. K'nın L'ye uyguladığı basınca bakarken K'nın ağırlığı ne kadar? G kadar. K'nın dokunduğu yüzey alanı ne kadar gençler? S kadar. Bu adam G bölü S'ye ne kadardır demiş. P kadar basınç yapıyor demiş. Şimdi devam edelim. Diyor ki K artı L'nin M'ye uyguladığı basınç. Şimdi K ve L'nin M'ye uyguladığı basınca bakıyorum. K ve L'yi ikisini bir bütün düşünüyorum. O yüzden bu adamların ağırlığı ne kadar olacak? 2G. M'nin üzerine etki ettiği basınca bakıyor. Yani hangi yüzeye dokunuyor bunlar şu anda M üzerinde? S'ye. 2G bölü S dediğimiz bir ifade geliyor. G bölü S P ise bundan iki tane var. Buraya ne diyeceğiz? 2P diyeceğiz. Yani P2 dediğimiz kavram 2P kadar olacak. Şimdi gelelim P3'e. Diyor ki bize buradaki 3 tane cismin yüzeye uyguladığı basınç. 3 tane cisim komple 3G ile basarlar. Hangi yüzeye basıyorlar şu an? 2S'ye basıyorlar. O yüzden buradan 3 bölü 2 G bölü S geldi. Yani ne diyeceğiz buna? 1.5P kadardır diyeceğiz. P3'ün etki ettiği basınçta 1.5P kadardır gençler. Şimdi geliyoruz sıvı basıncına. Sıvılar da gençler ağırlığından dolayı temas ettikleri noktalara basınç uygular. Hemen yazalım buraya ağırlığından dolayı temas ettikleri noktalara basınç uygularlar. Gençler sıvı basıncı P eşittir H, D, G dediğimiz kavrama bağlıdır. Sıvı basıncı yalnızca bu üç tanesinden etkilenir. Yani derinlikle doğru orantılıdır. Derinlik artarsa sıvının basıncı da artar. Yoğunluk artarsa sıvının basıncı artar. Ve gezegenin çekim ivmesi. Gezegenin çekim ivmesi fazlaysa sıvının da aynı şekilde basıncı fazladır. Şimdi buraya geldiğimizde sıvı basıncının yazılması isteniyor. Sıvı basıncını ayrı ayrı yazalım. Mesela şuraya bir K noktası. Şuraya da L noktası diyelim. K noktasındaki sıvı basıncını yazarken şöyle PK diyeyim buna. K noktasındaki sıvı basıncını yazarken ne diyeceğim ben? HK çarpı D çarpı G şeklinde yazacağım. Yani sıvı basıncını yazarken gençler bulunduğumuz noktanın açık yüzeye olan uzaklığını alıyorsun bak. Sakın buradaki mesafeyi almaya kalkma. Sorularda kafa karıştırmak için hem burası hem burası verilebilir. Bulunduğumuz noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığını alıyoruz. L noktası için basıncı yazarken de HL çarpı D çarpı G şeklinde yazıyoruz. K ve L noktalarındaki sıvı basınçlarını da kıyaslayacak olursak tabii ki de L noktasındaki sıvı basıncı e, bu adam daha derinde derinliği fazla olduğu için daha fazla olacaktır. Ardından Aşağıdaki görsele baktığımızda kaplardaki sıvılar aynı ise ve kapların derinlikleri aynı ise bu adamların sıvı basınçları kesinlikle birbirine eşittir. Yani sıvı basıncı kabın şekline, kesitine, kalınlığına falan bağlı değildir. Buraya baktığımızda aynı derinlikteki kapların içerisinde aynı sıvılar varsa bu adamların sıvı basınçları kesinlikle birbirine eşit olacaktır. Şimdi sıvı basınç kuvveti dediğimiz kavrama geliyoruz. Sıvı basınç kuvveti dediğimiz kavram HDGA ile ifade edilir. Yani burada derinlik, yoğunluk ve çekim ivmesini çarptığımızda biz sıvı basıncını buluyorduk. Sıvı basıncını yüzey alanıyla çarptığımızda sıvı basınç kuvveti dediğimiz ifadeyi hesaplamış oluyoruz. Pascal ilkesine bakalım şimdi. Sıvılar üzerine etki eden basınç değişikliğini aynen ve her noktaya iletirler. Biz buna Pascal ilkesi diyoruz. Evet gençler devam edelim şimdi. Bir sonraki sayfada karşımıza bir soru çıkıyor. Birbirine karışmayan D ve 2D öz kütleli sıvılar şekildeki kaplarda dengededir. X ve Y noktalarının sıvı basınçlarını belirleyelim diyor. Şimdi X noktasının üzerinde birbirine karışmayan iki tane sıvı var. O yüzden ayrı ayrı yazıyorum bakın. 2D yoğunluklu sıvının derinliğine kadar 2H yani 2H çarpı 2D çarpı G artı onun üzerinde ne var bir de? HDG var. Bu yüzden X noktasının basıncına 2 kere 2 4 bir de buradan geldi. 5 tane HDG derim. Ardından Y noktasına bakıyoruz. Y noktasına baktığımızda ise ne görüyorum burada? 2 HDG görüyorum. Bakın mavi ile gösterilen sıvının uyguladığı basınç 2 HDG'dir. Ardından daha böyle bir koyu mavi ile gösterilen sıvının basıncı o da 2 HDG'dir. Toplamda buradan 4 HDG kadar bir sıvı basıncı vardır Y için. Cevabımız 5 bölü 4 olacaktır. Tabii ki de ikisinin oranını bu şekilde hesaplamış olduk. Şimdi gaz basıncına gelelim. Gazlar hangi kabın içerisine konulursa o kabın hacminde olurlar ve gazlar sıkıştırılabilirler. Bunu unutmayalım. Önemli bir madde. Açık hava basıncı atmosferi oluşturan gazların etki ettiği basınçtır. Atmosferi oluşturan bütün gazların ağırlıklarından dolayı oluşturdukları basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı Torricelli tarafından bulunmuştur. Torricelli gençler eline bir cam tüp alıyor ve bu cam tüpü ağzına kadar civa ile dolduruyor. Civa dolu bu cam tüpü bir kabın içerisine böyle döktüğünde bir miktar boru yükselerek cam tüpün dengede kaldığı gözüküyor. Yani cam tüp böyle dökülmüyor. Sağa sola savrulmuyor. Cam tüp bir şekilde dengede kalıyor. Torricelli bu yaptığı deney sonucunda diyor ki dışarıdaki açık hava basıncı bu cam tüpü tuttu. Cam tübün içindeki basınç nedir? Civa olduğu için HDG'dir. Yani P0 eşittir HDG şeklinde bu olayı yorumluyor. Peki bu sıvı yüksekliği yani bakın dikkat edin burada bir miktar sıvı yüksekliği var. Ve bu sıvının yüksekliği borunun kalınlığına duruşuna, böyle yamuk yumuk oluşuna bağlı değildir. Buna dikkat edelim. Dışarıdaki açık hava basıncı deniz seviyesinde her türlü 76 santim civayı tutar. Bu yükseklik nelerden etkilenir peki? Sıvının cinsi, ortamın sıcaklığı, deniz seviyesinden yüksekliği ve borunun üst kısmında başka bir gaz olup olmaması gibi kavramlardan etkilenir. Şimdi Kapalı kaplardaki gaz basıncına bakalım. Kapalı kaplardaki gaz basıncı da bu kapalı kabın içerisindeki gaz taneciklerin titreşim hareketinden dolayı kabın kenarlarına bir basınç uygular ve oluşan gaz basıncı gençler her noktada kesinlikle aynıdır. Peki bu gaz basıncı nelerden etkilenir? Kabın içerisine daha fazla gaz sıkarsan gaz basıncı artar. Kabı sıkıştırırsan yani gazı daha küçük bir hacmin içerisine koyarsan tabii ki de gazın basıncı artacaktır ve sıcaklık artarsa kapalı kaptaki bir gazın basıncı da artar. Yani sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu da mutlaka unutmuyorsun. Şimdi geçelim konuyla ilgili hemen basit bir sorumuz var. Şekildeki kapta bulunan sıvı ve gaz pistonla kapatılarak alttan ısıtılıyormuş. Sıvının kaynama noktasının yükselmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi buraya bakalım. Sıvının kaynama noktasının yükselmesi nelere bağlıdır? Buradaki sıvının kaynama noktasının yükselebilmesi için hemen şöyle yazalım biz basıncın Artması gerekir. Eğer basınç artarsa buradaki sıvının kaynama noktası da bir güzel artar. Daha geç bir şekilde kaynar. Şimdi piston bir numaralı yönde itilmeli. E bir numaralı yönde itilirse buradaki gazı rahatlatmış olursun. Yani gazın basıncını ne yapmış olursun? Düşürmüş olursun. O yüzden bu işlem olmaz. Ancak piston iki yönünde itilirse gazı sıkıştırırsın. Bak pistonu itelim mesela buraya. Gazı buraya hapsettin gazı sıkıştırdın gazın basıncı artar sıvının basıncı artar basınç artarsa kaynama noktası ne olacaktır daha da yükselecektir o yüzden piston 2 numaralı yönde ısıtılırsa itilirse bu olay gerçekleşir. Piston sabit tutularak vanadan içeri bir miktar daha gaz gönderilmeli. Bu da olur gençler. İçeriye bir miktar daha gaz geldiğinde daha çok gaz, daha çok basınç demektir. Yine basıncın artmasını sağlarız. Bu işlem de doğru olur. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Şimdi geçelim. Akışkanların basıncı ve Bernoulli ilkesi dediğimiz kavrama geliyoruz. Akışkanlar da bu hareketlerinden dolayı bir basınç uygularlar. Akışkanlar kesit alanın dar olduğu yerde daha hızlı hareket ederler. Ve daha hızlı hareket ettiği yerlerde basınç düşüktür. Yani en düşük basınç buradadır. Akışkanın en yavaş hareket ettiği yerde ise basınç nedir? En fazladır. Bundan dolayı H1 büyüktür, H2 o da büyüktür. H3 şeklinde buradaki borulardaki sıvı yüksekliklerini biz kıyaslayabiliriz. Şimdi Kaldırma kuvveti dediğimiz kavrama geçiyoruz. Kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Ve kaldırma kuvvetini yazarken bakın gençler. Burada sıvı basınç kuvveti üstten F1, alttan F2, sağdan ve soldan F3 ve F4 şeklinde etki etsin. Şimdi buraya baktığımızda F3 ve F4'ün sıvı basınç kuvvetlerini büyüklük olarak birbirine eşit Yönleri zıt. Yani bu adamlar birbiriyle sadeleşir. Geriye ne kalır? Yalnızca F2-F1 kalır. Yani sıvı basınç kuvveti verildiyse bize kaldırma kuvvetini bunların bileşkesini alarak bulabiliriz. Peki kaldırma kuvvetini başka nasıl yazabilirsin? V batan çarpı D sıvı çarpı G ile de ifade edebilirsin. Yani cismin batan hacmi çarpı sıvının yoğunluğu çarpı gezegenin çekim ivmesiyle kaldırma kuvvetini yazabilirsin. Kaldırma kuvveti ile ilgili üçüncü tanımlamamız cisim tarafından yeri değişen sıvının ağırlığına eşittir. Bu cisim bu sıvının içerisine bırakıldığında sıvı ne olur gençler? Yükselir öyle değil mi? Veya bu bir taşırma kabıysa taşar. Yeri değişen sıvıdan kastımız bu. Sıvı ne kadar yükseldi? O yükselen sıvının ağırlığı veya taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Bu da kaldırma kuvveti ile ilgili bir diğer tanımlamamız. Kaldırma kuvveti ile ilgili gençler sorularımızı çözerken mutlaka kuvvet analizi yapmayı unutmayın. Buraya baktığımızda G kadarlık bir ağırlığı vardır bu cismin ve etki eden kaldırma kuvveti FK'dır. Buraya baktığımızda ise bu cismin de G kadarlık bir ağırlığı vardır. Etki eden kaldırma kuvveti FK'dır. Yine aynı şekilde bu cismin G kadarlık bir ağırlığı var. Kaldırma kuvveti FK ancak burada bu cisim yüzeye değdiği için yüzeye bir etki uygular. Etkiye karşılık bir tepki vardır. Bunu da N harfi ile gösteririz. Burada yazmaya kalktığımızda kaldırma kuvveti nedir? Ağırlık kadardır. Kaldırma kuvveti aynı şekilde ağırlık kadardır. Ancak burada kaldırma kuvveti ağırlık kadar değildir gençler. Kaldırma kuvveti nedir? Ağırlıktan daha küçüktür bunu unutmayalım. Bir de öz kütle ve cismin öz kütlesi ile ilgili yorum yapalım. Burada sıvının öz kütlesi kesinlikle cismin öz kütlesinden büyüktür. Burada ise sıvının öz kütlesi ile cismin öz kütlesi birbirine eşittir. Burada cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha büyüktür. Çünkü sıvı onu üzerinde tutamamış. Hemen geçelim taşırma kabına. Taşırma kabına baktığımızda ise gençler taşırma kabında cisim yüzüyorsa veya askıda kalıyorsa kapta herhangi bir şekilde ağırlaşma olmaz. Ancak dibe batıyorsa kapta ağırlaşma gerçekleşir. Taşırma kabına atılan cisim batan hacmi kadar dışarıya sıvı taşıracaktır. Taşan sıvının ağırlığı ise mutlaka kaldırma kuvvetine eşit olmalıdır. Çok önemlidir. Yorum sorularında mutlaka karşınıza çıkar. Şimdi Taşırma kabını da bitirdikten sonra karşımıza bir soru çıkıyor. Hemen bakalım. Kaldırma kuvvetiyle ilgili sorular karşımıza çıktığında gençler hemen kuvvet analizini yapalım. Rahat edelim. Bakın burada K'nın ağırlığı var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Burada L'nin ağırlığı var. Aynı şekilde yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Herhangi bir iple bağlı değiller. Zemine değmiyorlar. Başka da bir kuvvet yok. Yani burada K'nın kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. L'nin kaldırma kuvveti de L'nin ağırlığına eşittir. Bunu yazabilirim. Daha soruyu okumadan. Bir de kaldırma kuvveti ile ilgili neyi biliyorum ben? V batan çarpı D sıvı çarpı G'yi biliyorum. Öyle değil mi? Bize diyor ki K ve L cisimlerinin batan hacimleri birbirine eşittir. Batan hacimleri birbirine eşittir demek ne demektir gençler? Bu adamın batan hacmi birbirine eşitse zaten aynı sıvının içindeler aynı gezegendeler. Yani kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. Kesinlikle K ve L'nin kaldırma kuvveti birbirine eşittir. Cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Çok doğru söyledin. Bu cisimlerin gençler Kütleleri de birbirine eşittir. Bak dikkat et. Çünkü bu adamların kaldırma kuvvetleri eşittir dedin. E bu eşit olan kaldırma kuvvetleri ağırlığına eşit değil mi? Eşit. O yüzden bu adamların kütleleri de birbirine eşittir. Burada yalnız kesin doğru diyebileceğimiz bir üçü vardır. Öz kütleleriyle ilgili kesinlikle bir söylemde bulunamayız küçük de olabilir, büyük de olabilir, birbirine eşit de olabilir. Bu şekilde bırakmamız daha sağlıklı olur bu soruyu. Şimdi ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyorum gençler. Mutlaka ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazalım. Bakalım konudan neler anladık, neler anlamadık. Aşağıda yorumlar kısmında ödüllü soruyu tartışalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize kocaman bol bol tatiller diliyorum. Görüşmek üzere.